Program şehirlerin insanların ve gerçeğin ölçüsüdür. Hiçbir şeyden çekinmeden sadece ve sadece gerçekleri gündeme getirmeye çalışacağız. Gurbette de yadellerin derdini, ah gülüm gülüm, çekeyim de eğleneyim bir zaman, ah gülüm gülüm, yaralı sineme bal ile tuzu, ah gülüm. Merhabalar değerli izleyenler. Almanya'nın başkenti Berlin'den tüm dünyada yaşayan vatandaşlarımıza kucak dolusu saygılar, sevgiler, selamlar. Gün geçmiyor ki Almanya'da yaşayan gurbetçilerin, yabancıların aleyhine yeni bir kanun, yeni bir yasa çıkmasın. İşte bu uygulamalarda bir tanesi de son günlerde gündeme gelen, Almanya'da yaşayıp da sosyal yardım dairelerinde sosyal yardım alan kişilerin sınır dışı edilmesi konusu. Şimdi önce muhabirimiz ve sunucumuz Sevgi Erdoğan'ın sokakta yaptığı röportajları bir izleyelim. Merhabalar. Merhaba. Önce kısaca sizi bir tanıyalım. Ben Mevhibe Yılmaz. Berlin'de oturuyorum. 20 senedir Berlin'deyim. 20 senedir Berlin'desin. Peki yeni bir kanun yürürlüğe girdi biliyorsunuz. Sosyal yardım alanlara yakında yurt dışı söz konusu. Bu konu hakkında ne diyorsunuz? Oh. Bana çok saçma geliyor. Demokrasi dersi veren insanların harçlığı alıyor diye, yardıma muhtaç diye, geliri az diye sınır dışı edilmesi çok acımasız. O zaman söylediklerinin tam tersi uygulamalar yapıyorlar. Peki sizce hangisi daha mantıklı olurdu? Ne daha çok önerirsiniz? İnsanlara iş imkanı tavsiye bulabilirler. Daha değişik iş imkanları sağlayabilirler geçinebilmeleri için. Ama yurt dışı etmeleri çok acımasız. Öyle bir niyetleri varsa. Abartılı diyorsunuz. Yani hele hele de çok demokrasi, insan hakları dersi veren insanların yapması çok acımasız. Yani. Ya şundan da yola çıkabilir miyiz? Hani devlet artık ağzı yandı diyelim. Hani gençlerimiz var, yok değil. Oturuyorlar gerçekten hiç çalışmıyorlar. Bilinçli bir şekilde çalışmıyor. Oturduğum yerde de kazanırım diyenler var. Yok değil. Artık bu da onları bıktı sıktırdı. Belki ondan da olabilir. Ama o gençleri sıkabilirler. O gençlere çalışmak zorunda oldukları iş imkanları sunabilirler. Evet. Ama yani, bir aileyi bölmeye hakları ama yani yurt dışı edemezler. Veya o tarz birilerine o zaman ben sana 3 kere 5 kere iş imkanı verdim çalışmıyorsun. O zaman sen yurt dışı seni edeyim demesi biraz mantıklı olabilir ama böyle çalışmayanlar yurt dışı çok mantıksız. Oldu, çok teşekkür ederim. Türkiye'de ailenize, birilerine selam vermek ister misiniz buradan? Bütün Türkiye'ye, bütün Türk insanına, Türk milletine selamlar. Sağ olun. Siz de sağ olun. Merhaba, önce bir kendinizi tanıtır mısınız? İsmimi söylemesen. Olur mu? Tabii. Siz bilirsiniz. Söylemeyeyim en iyisi. Beni gören zaten tanır da. Tamam. Düşüncenizi alayım. Düşüncem valla Almanya beni bir kere yurt dışı edemez, getirmeseydi. Buraya kadar 40 sene olmuş. Yardım da almıyorum. Alıyorsan beni sürebilir ama hiçbir şey de yapamaz. Bu kadar. Evet. Yani bunlar düşünceleri doğru değil diyorsunuz. Haksızlar. Tabii ki doğru değil. Evet. Bunları Türkler yaptı, etti, her şey bitti. Değil şimdi mi? Türkleri yurt dışı mı etmek düşünüyorlar? Evet. Milletin hakkını versin önce. Evet, haklısın. Yani. İşim bitti, hadi yallah. Yani, tabii ki. Ben şuraya 23 yaşımda geldim. Bak ne hale geldim. Doğru. Evet. Yani ben
Bilmiyorum. Başka diyecek bir şeyiniz var mı? Başka diyecek bir şey mi yok yani? Herkes, yani herkesin hakkını versinler. Herkes gider, memleketin acizliği mi var? Çok mu meraklıyız buraya? Oldu, çok teşekkür ederim. Bir şey değil, ben de teşekkür ederim. Benim adım Ali Abacı, 1988'den beri Almanya'dayım. Bu anlattığınız konudaki uygulama insanlık dışı bir uygulama. Yani insanlar burada çalışırken, vergi öderken iyi de sosyal yardım alırken kötü. Burası sosyal bir devlet. O zaman burada sosyal yardım alan Almanları nereye gönderecekler? Hadi bizim memleketimize gönderecekler. Yani biraz mantıksız bir durum bu. Maalesef biz de tepki göstermediğimiz için bu durumlarda yani insan olarak hiçbirimiz istediklerini yapıyorlar yani. Bizim insanımız örgütlenme konusunda, dernekleşme konusunda maalesef çok sıkıntılar, çok şeyler yani bu konuda. Ben kendim de yani 7 yıl bir dernekte görev yaptım ama ona rağmen duyarlı bir toplumumuz yok yani tüm lafın kısası. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet. Evet, fikrimiz de işte herhalde almaya başlarsak gideriz bence. Benim kabul etmiyor. Almam diyor. Yani çıkışı kabul eder miyim diyorsunuz öyle bir söz konusu olduğu zaman? Yani el uzatmam diyor devlete diyor. Evet. Öyle diyor, bilmiyorum. Onun fikri öyle. Sağ ol, teşekkür ederim. Oldu, sağ olun. Adım Ali Durmaz. Ali Durmaz Bey, bu konu hakkında fikriniz nedir? Tam haberim yok da ama tabii ki muhakkak yani insanlık değildir. Demokrasi, insan hakları, hak hukuk, 50 yıllık bir geçmiş. Şimdi bunu hak etmedik yani. Yani bir çalış... Her neyse hep sağ partilerden geliyor böyle yanlış yorumlar, yanlış kanunlar ya. Nedir bu yani? Hiç mi yani insan düşünmezler? Başka? Ya yurt dışı yapmaları haksızlık yere yapılıyor diyorsunuz. Tabii haksızlıktır ya. Yani bunu inkar edilir mi? Evet. Bak, kabul etmiyoruz yani. Kabul etmiyorsunuz. Ya hiçbir insan kabul etmez yani. Evet. 50 yıllık geçmişi... Söz konusu tabii ki... Söz konusu tabii ki sosyal yardım uzun vadeli, sürekli yıllarca sosyal yardım alanlar için geçerli. İyi de bu başlangıç ama. Ondan sonra öbürleri evet. için. Muhakkak öyle. Evet. Onlara iş yoksa iş versinler veyahut bir şeyler alt düzeye indirsinler yani ama böyle direkt kapı dışarı ömür sürüten bir insan buraya yani gidip Türkiye'de nasıl uyum sağlayacak? Evet. Yani bir de onun hesabı var yani. Oldu, çok teşekkür ederim. Oldu, güle güle, sahil işler. Bekleyin, gelin beni şey etmeyin, çoktan beri eskiledin. İsmail Oturmaz, ben 42 seneden beri Almanya'dayım. Biliyorum, Almanya'nın tadı tuzu kalmadı, tamam mı? Eski günler kalmadı. Onun için ise emekliyiz, şimdi 6 ay burada duracağız, 6 ay Türkiye'de duracağız. Aşağıdan eskiden çok Almanlar bandonan karşıladı, 66'da geldiği zamanlar şimdi de bandonan kovalamayı istiyorlar. Onun için ise kazandığımızı gene zaten burada yiyoruz. Eskiden Türkiye'de gidip de mal mülk yapalım bile ne diyorduk. Şimdi millet mal mülk yapanda Türkiye'dekiler satıp burada gelip yiyorlar. Öyle Almanya'nın hiç tadı tuzu kalmadı. İsmail Bey, sözünüzü kestim, pardon. Biliyorsunuz sosyal yardım alanları yurt dışı yapmak istiyorlar. Bu konuda fikriniz ne? Vallahi ben şu durumda 42 seneden beri bir kuruş bir yerden yardım bile almadım. Ve ikincisi olarak o oğlan beraber, hep beraber duruyoruz. Ondan Arbeitslos diyalekten beni evden çık baba ev bul dediler. Dün ev buldum, bir odan aldım gene. İnce hali hazırda şey ettim yurtuna. Ayrı müstakil ev tuttum. 368 lira aşağı yukarı dediğin gibi emekliden geldiği zaman oraya veriyoruz. Avukat'a millet fray kartları bilen alıyor bilen. Fray kartı bilen aldığımız yok. Daim olarak Almanya'ya kaldırdık. 66'dan bu zamana kadar kaldırdık. Fray Barbaros zamanında biraz 5-10 kuruş para verdi, milleti gönderdiler. Şimdi gene göndermek istiyorlar. Fakat bu kadar ömürleri burada milletin tükendi. Şimdi gönderdiği zamanlarda çok haksızlık olacak. Velhasılkelam haksızlık olacak. Onun için ise Allah yardımcı olsun. Başka diyeceğim. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. İsmim Sermin. Sosyal iş oldu da biz çalışmadık mı? Senelerce çalıştık. Nasıl bunca senedir buradayım, çalıştım da o kadar ödedim. Şimdi harfi olunca nasıl yurt dışı yapılıyormuş? Haksızlık bunlar. Doğru bulmuyorsunuz yani. Hayır, doğru bulmuyorum. Evet. Oldu, çok teşekkür.